Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lemun el kitabe illa emani. Kendi kuruntuları dışında kitapta ne olduğundan haberleri yoktur. Emani kelimesi kuruntu demektir. Yani bir şeyin ne olduğunu bilmemek ama bildiğini zannetmek, bildiğini iddia etmek. Dolayısıyla Cenab-ı Hak buyuruyor ki, onlar kitaplarını bilmezler ama bildiklerini zannederler. İşte İsrailoğullarının kitaplarına karşı işledikleri suç budur. Aralarında eğitimsiz insanlar vardır, kitaptan haberleri yoktur. Onları cahil yapansa kendi kuruntuları dışında kitabı bilmemeleridir. Başka bir deyişle kitabın gerçek anlamda ne söylediğini bilmezler ama bildiklerini zannederler. Bunu kendimiz ve ümmetimize göre düşünelim. Kaçımız gerçekten Kur'an'ın ne dediğini bildiğini düşünüyor? Gerçekten ne söylediğini bilmenin aksine. Biliyorsunuz, uzun zaman önce bir e-posta iletisini okumak için gerçekten zamanım olduğu sıralar biri bana bir e-posta göndermişti ve içinde gerçekten çok hoş olan şu dini anekdotlardan vardı. Arada bir sizin de içinde ayet veya hadis olan iletiler aldığınızdan eminim, değil mi? bir e-posta. Bu e-postayı aldım. Eğer sabah namazına kalkarsanız bütün gün yüzünüzde nur olur yazıyordu. Ve eğer zuhur namazını mescitte kılarsanız rızkınız bereketli olur. Ve eğer filan namazı kılarsanız filan olur. Akşam namazı şöyle yatsı namazı böyle olur. Cuma namazında şunlar olur. Hepsinin sonunda da şu yazar. Kur'an'ın hikmeti. Bu Kur'an'da yok ki biliyorum. Yani birileri iletinin sonuna bunu yazmanın iyi bir fikir olabileceğini düşünmüş. Bunun Allah'ın kitabı ile alakası yoktur. Yani ne söylediğini bilmezsiniz ama bildiğinizi düşünürsünüz. Ve bu Allah'a göre ciddi bir suçtur. Ve inhum illa yazunnun onlar varsayımlarda bulunmaktan başka bir şey yapmazlar. Bunun bize öğrettiği şey şu. Bu ümmet Allah'ın kitabı hakkında varsayımlarda bulunmamalı. Allah'ı neyin mutlu edeceği, neyin öfkelendireceği ile ilgili sizler ben varsayımlarda bulunmamalıyız. Bizden ne yapmamızı, neyi yapmamamızı istediği ile ilgili ne yapmak sınırı geçmektir, ne yapmakta sorun yoktur. Allah'ın kitapta zaten söylediği şeyler hakkında kendi varsayımlarımızı yapmamalıyız. Çoğu zaman sıradan sohbetlerde Müslümanlar şöyle şeyler söyleyebiliyor. Aa peki Kur'an'ın neresinde bunu yapamayacağım yazıyor? Böyle şeyler söylerler. Bu Kur'an'ın neresinde, nerede böyle yazıyor? Pekala. Birincisi Kur'an'ı kendiniz okumalısınız. Ve şu tavır yok mu? Eğer bu gerçekten Kur'an'da geçiyorsa başın çok ciddi belada demektir. Diline hakim ol. Allah'ın kitabı ile uğraşıyorsun. Bahsettiğin şey bir makale veya dergi değil. Birincisi buydu. İkincisi ise ashabın yorumudur. Şu ayet söz konusu olduğunda bana göre şok edici, korkutucu okuduğum en korkutucu ayet açıklaması. Bu ayeti açıklayan İbn Abbas radıyallahu an İsraililerin kitaplarına karşı işledikleri en büyük suçu emaniye kelimesiyle anlatır. Allah der ki kendi kitaplarını bilmezler. La ya'lemun el kitap. Kendi kuruntuları dışında, varsayımları dışında. Kuruntular, varsayımlar ne anlama gelir bu? İbn Abbas diyor ki: Emani ey tilava. Ya'lemunehu hifzan ve kıraaten bila fehm la yadrun ma fiha. Bu ayetteki emaniye kelimesinin şu anlama geldiğini söylüyor. Tilavah, Herhalde siz de bu kelimeye aşinasınız. Tilavet ne demektir? Ezberden okumak veya takip etmek. Yani gözleriniz metni takip eder, parmaklarınız takip eder, içinizden okursunuz veya yüksek sesle tekrarlarsınız, okursunuz. Tela budur değil mi? Yani onlar sadece ezberden takip ederler. Bu emaniyelerin tek yaptığı ezberden okumaktır. Onu anlamadan, Sadece ezberleyerek ve ezberden takip ederek bilirler. Bakın çok ilginç. Kitapla bir ilişkileri var. Bu Kur'an değil. Allah'ın bahsettiği İbn Abbas radıyallahu anh bunu Tevratı olan Yahudiler olarak açıklıyor. Onların kitaplarıyla ilişkileri var ama üç şeyden ibaret. Takip ediyorlar, birazcık okuyorlar, sonra bir parçasını ezberliyorlar. Bu kadar. Bila fahem hiç anlamadan la yadruna ma fiha içinde ne olduğundan haberleri olmadan takip etmelerine rağmen içinde ne olduğuna dair bir fikirleri yok. İşte İsrail oğullarının kitapla ilişkisinin böyle tarif ediliyor olması korkutucu bir şey. Yaptıkları tek şey takip edip bir parçasını ezberledikleri ancak içinde ne olduğundan haberdar olmadıkları bir kitapla kurulan ilişki. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi eğitimli Müslüman toplulukların olduğu yerlerde gezerseniz, Atlantiyi geçmemize, okyanus boyunca gitmemize ve dünyanın diğer yerlerindeki Müslümanları suçlamamıza gerek bile yok. Tüm gezegendeki en eğitimli, maddi durumu en iyi olan Müslümanlardan Amerika'daki Müslüman topluluğundan bahsedelim. Oralara gidip inanılmaz eğitim seviyeleri olan insanları bulduğunuzda muhasebecilikte, fizikte, şu veya bu alanda üniversite mezunu yüksek lisanslı insanlar, hatta insanlar tarafından konuşulmayan dilleri bilebiliriz. Mesela C++, değil mi? Öyle biliriz ki bunları okuyup bir sintaksın veya bir virgülün eksik olduğunu bile anlarız. Sorunları tespit ederiz. Ama Allah'ın kitabı söz konusu olduğunda, onun ne dediğini anlamak söz konusu olduğunda, Müslüman topluluğunun çok büyük bir kısmı şu şekilde tanımlanabilir. Kitabı okuyan hatta kitabın bir parçasını ezberlemiş insanlar ama büyük çoğunluğunun kitabın ne dediğinden haberi yoktur. Bu Allah'ın İsrailoğullarını tarif ettiği şey. Bakın bu tanım kime uyuyor? Korkutucu kısım bu. billah el الْكِتَابَ illa اَمَانِيَّ ve inhum illa yazunnun. Onlar varsayımlarda bulunmaktan başka bir şey yapmazlar. Kitabı ancak varsayımlarıyla bilirler. Varsayımlarda bulunuyorlar ve bu onlar için sorun teşkil etmiyor. Bu kitapta ne yazdığını bilmem gerekmiyor. Zaten biliyorum esprisini anladım, ahiretliyim. Anladım ben onu. Evet o bir elçidir. Bu da iyi bir kitap. Anladım. Domuz yememeliyim biliyorum. Yani ben tamam daha fazlasını öğrenmeme gerek yok. Değil mi? Sübhanallah. Allah bu kitabı insanlığa bir merhamet ve rehber olarak göndermiş ve onu anlamış olan insanlar diyor ki okumaya vaktim yok. Bu kitabın Allah tarafından geldiğine gerçekten inanan insanlar ona hiç vakit ayırmıyor. Nasıl çılgınca bir durum içinde yaşıyoruz böyle?''